Star Trek. İşte işte geldik yine buradayız. Allah o kadar zaman kırılması oldu ki ikimizin de arka planı değişti bu süreç içerisinde. He. Evet ya şimdi atıyor bu videoyu yıllar sonra izleyecekler için buraya bir e, aslında bir şart düşelim böyle. Belki 10 sene sonra açacak biri diyecek ki, "Aa iki tane adam Star Trek videosu yapmış. Bir izleyeyim. E ulan bunlar Allah Allah falan arka planı değişmiş. Zayıflamışlar. <laughs> bir şey olmuş bu çocuklara ne olmuş." derlerse ikimiz i̇şte de zaman. Aynen zaman bizi çok kötü yaptı abi. 2000, zaman bizi... 2021 yılındayız ve ikimiz de aynı dönemde taşındık falan derken işler biraz sarpa sardı biraz ara verdik iş yoğunlukları oldu. Bu arada Türkiye batıyor tabii öyle bir sıkıntı var canlarımız sıkıldı falan. Ne şimdi çok gelecekten izliyorlarsa çocuklar diyecekler ki Türkiye ne ya falan diyecekler. <laughs> şey yapma. <laughs> evet. Harici, bak, yani. Karıştırmayalım fazla. Yani. Belki 2040 yılı gibi falan izleyenler olur. Belki daha ilginç şeyler olabilir o zaman. Bilmiyorum. E filan diyecekler. O ne ya? Türkçe konuşan insanların Türkiye diye ayrı bir ülkesi mi varmış? Allah <laughs> Allah ya falan. Kafaları karışmasın hiç yani. Aynen aynen. Kafalarını hiç karıştırmayalım ve dördüncü sezon 12. bölümüne devam edelim. Star Trek'lere Wounded bölümü. Hı -hı. Hemen bir bölüm hatırlatayım bölümde e, kardasya. dur, bir şey yapalım mı? Hı. 4 11i atladık şimdi. 4-11. Evet, evet. atladık. Tırt tır bir bölüm olduğundan atlamadık. Güzel bölüm. Bizim üstüne ekstra konuşacak çok bir şeyimiz yok gibisin. Böyle bir güzel bölüm bu arada 4-11 izleyin siz de bizim gibi atlamayın yani. O yüzden söyleyeyim. Data'nın bir gününü anlatıyor Data'nın gözünden. Data işte o iki sezon önce kendisini kapatmaya çalışan herife rapor veriyor hesapta. E, i̇nsan ilişkilerini ne kadar anladığını anlayamadığını görüyoruz Dota'nın. Keko, <laughs> şey, botanikçi Keiko ile şey evleniyorlar. E, bizim arka plandaki figüran O'Brien artık evlendirdik adamı da yani o kadar büyüdü etti bilmem neler oldu falan. Evet. E, neşeli bir bölüm yani bir 11. bölüm ama biraz böyle şey hani izleyin dizinin keyifli bölümlerinden dedik. Wounded biraz daha etli bir bölüm üzerine konuşabileceğimiz bir bölüm. O yüzden Wounded'a geçelim dedik. Wounded da biraz devamı gibi aslında. Ben hatta şaşırdım. Keiko ile Brian'ın hikayesi devam ediyor. Ve aslında Data'da başka bir insan duygusunu anlamaya çalışıyor falan gibi. Böyle bir arka planda devam ediyor Data'nın gününde başlayan hikaye. Star Trek galiba bir noktadan sonra şey biraz sürdü. Ya birkaç bölüm sürdürsek mi anlattıklarımızı demiş. Biraz biraz toparlamışlar oraları. Sen O'Brien'i takip et abi ben öyle söyleyeyim. E, O'Brien çok fena gidiyor zaten. <laughs> Bu bölümde de Kardasya Federasyonu ile Kardasyanlarla e, anlaşma yapılmış, barış yapılmış ve bir yıl olmuş. Ve aslında yine günümüze çok benzer. Hatta 90'lara da çok benzer. 90'ların dünya konjonktürüne çok benzer hikayeler gerçekleşmeye başlıyor. Ve e, Phoenix gemisinin kaptanı neydi? Ben Maxwell. Ben Maxwell'de de Diyor ki bu Kardashian'larla barış yaptık ama bunlar bizi öldürecek abi. Bak bunlar hazırlık yapıyor. Ben hissederim. Ben askerim. Ölecekler yılan, bizi diyor. Bunlar yılan diyor. Kardashian'lar da hakikaten biraz yılana da benziyor bu arada. Evet evet bir tık benziyorlar. Ben diyor sağ adamıyım bu işi çözeceğim. Ee, ama bunu çözme yolu da Picard'a çok ters. Çünkü savaşla yapmaya çalışıyor tekrar. Öyle olunca da Picard devreye giriyor ve barışı geri getiriyor. Ama çok iyi bir yöntemle getiriyor bu bölüm özelinde. Ev bölüm ya. Yani e, bence şey biraz ağır bir bölüm. Yani ağırdan kastım böyle drama veyahut da duyar kasmıyorlar açıkçası. Hissedersin ya bazen evet. burada ağlayın falan gibi sahne koyar. Hiç koymamışlar onları. Aksine e, savaş yaraları yani hep hep demeyeyim ama Star Trek'te biraz şey görüyoruz ya böyle hani artık barış görevine gidiliyor sürekli. Evet. Savaş çıkarılmamaya çalışıyor, alışılıyor falan ama ee, mesela bu bölüm O'Brien'in karakteri üzerinden en başından. E tamam abi biz Star Trek Federasyonu üyesiyiz. İyi adamlar takılıyoruz ama biz de şehit verdik. Hani biz de kayıplar yaşadık. Geri geldi adam öldürdük. Geri geldi hani biz de dostlarımızı kaybettik. Bunların yaralarının tümüyle sarılamadığını. Zaten nasıl sarasın böyle bir yara? Yani bu hapatarak sarılmıyor ki. Tabii. Yani mesela bu bölüm öyle bir şey görmemek yani şu bana ilginç geldi. Şimdi gelecekteyiz, gelecekteyiz. Demek ki doktor Crusher şakana ışık tutup travmalarını silemiyor hala. Yani o kadar da bir gelecekte değiliz. Yani şey bana ilginç geliyor. Star Trek evreniyle ilgili genel olarak aslında biraz diziden yani şeyden koparak söyleyeceğim ama bu bölüm özelinde işte konuşmak bunu mantıklı. Yani i̇zlemeyen arkadaşlar da zaten izleyin de yani hızlıca bir hatırlatayım. O'Brien bu şey emirlere uymayarak kardasinlara saldırmaya başlayan kaptanın eski adamı. Ben es Mark aynen eski adamı. Ee, ve çok şey olmuşlar işte. Ben Maxwell vaktinde Kardashianların böyle ihanet ettiği bir saldırıyla çocuğunun çocuğunu kaybetmiş, karısını kaybetmiş. Ee, bu, bu bölümün içerisinde Brian da bir noktada şeyi anlatıyor o Brian. O da bir yerde o burada görevliymiş, birkaç kişiyi korumaya çalışıyormuş. Evet. Hem kendi saldırılan zaten... üstüne iniyor, orada yardıma iniyor. Tam yardıma indiği sırada insanlara saldıklarını görüyorlar. Orada birini öldürmek zorunda kalıyor yani hem hem birilerini öldürüyor hem yani şey hem de kendi koruduklarından birileri ölüyor hem ölen insanları görüyor filan. Ya yani O'Brien de böyle çok savaş görmüş hani bilim gemisindeki arkadaki teknisyen abi gibi dururken adamın böyle geçmişinden bir anda e, savaşa birebir girmiş olduğu çıkıyor. İşte orada şey çok ilginç yani O'Brien bir noktada bir kardasın komutanla konuşuyor. Başta komutana çok sert yapıyor sonra ulan barış yapmıştık şimdi ben ayıp ettim filan gidiyor heriften özür diliyor. Sonra kusura bakma ben sizden değil ama senin beni getirdiğin yerden nefret ediyorum filan diyor. Burada şunun izini görüyorsun yani savaş sonrası bir posttraumatik stres disorder da denilen yani bu kadar büyük savaşın açtığı gönülde kalpte de bazı yaralar var. Bunların hiçbir robot değil data değil yani hmm. hiç kimse. Şu bana ilginç geliyor bak gene oraya gelecek getirecektim lafı. Gelecekteyiz. eee hmm. teleport atılıyor artık oradan oraya. Yani aslında şimdi şöyle düşünün. <laughs> Star Tabii ki de uydurma bir eser ya yani anladım Bir noktada kimse şey dememiş. Abi o işte bir hap çıkıyorsun yapılsın. Yani. Abi bir hap yapılsın o böyle hop diye yutunca eski psikolojik travmaların gitsin diye bir hap yok mesela. Veyahut da işte zihin kontrolü olan e, şeyler, bizim şeyin ırkı e, ay neydi onlar? Gelip gelip Picard'la evlenmeye çalışan kadının ırkı neydi? Neyse ee, o betazoidler, betazoidler galiba. aynen. Mesela onlar da gelip şey yapmıyor. İşte senin travmalarını senin beyninden silmiyor. Şimdi i̇şte bunun aslında senaryoya eklenmemesinin sebebini anlıyorum. Çünkü senaryo açısından neticede biz insanlar olarak izliyoruz ve insan drama istiyor ya. O drama kalsın diye işte mesela o savaş sonrası mutsuz olsun falan. Hani bu biraz Hı -hı. bize bağlantı kurmamızı sağlayan, bölümleri daha güzel yapan bir şey. Öte yandan işte biraz da da şeyle alakalı. Şey temasına da uyuyor benim kafamda çok. Federasyonu şey bir yapısı var ya. Eee... Mesela işte henüz yeterince güçlenmemiş medeniyetlere müdahale etmiyorlar. izliyorlar sadece. Onu da First Contact'te konuşacağız bugün benzer bir şey. Ya da işte First Contact yaşandı hemen aa helal olsun First Contact yaşadınız al bakalım sana teleportasyon al bakalım sana tek tuşla bütün yaraları iyileştirme gücü demiyorlar. Biraz kendi akışına bırakıyorlar her şeyi. Orada bir yerlerde keşke bunu işledikleri bir bölüm olsa bence yahu biz vatandaşlarımızın vatandaşlardan kastım yine insan ırkı gibi düşünmeyin. Bunun vulkanı var. Kringonu vulkanı var. var. Ya yani körberi var, klingonu var, zörberi var, herkes Dombolanı var. var. Ağzından ses çıkaran herif var, bir şeyler var. <laughs> Zörgü <abi>. var. Zörgü var. <laughs> Fe yani e federasyonda herkes var. İt köpek herkes. Yani literal it köpek var federasyonda. Onlar da böyle patileri önde uçuyorlar falan. Haliyle bu insanların bir noktada herhalde temel zihinsel yapıları aynı olmayabilir. Hepsinin beyni aynı çalışmıştı. Vulkanlar daha rasyonel falan falan ya böyle. Yine de bunların ciddi bir kısmının psikolojik travma yaşadığını kabul etmek mümkün. Muhtemelen yaşıyordur. Bunları totalde tedavi edecek işte yok beyin dipçiğine sinyal atalım. Yok işte ne bileyim hap atalım, z şey silinsin. Veyahut da federasyonu yeni eklediğimiz bilmem ne ırkı hafızaları silebiliyor. Hı -hı. O gelsin travmaları düzelsin gibi bir tedavi yöntemi üzerinde hiç çalışmamışlar, geliştirmemişler. Demek ki etik bulmamışlar diye düşünüyorum. Aslında aslında psikolojide de şu an kaçılmış birçok psikolojik tedavide kabul görmüyor hatta insanlık dışı kabul ediyor. Elektrikle tedavi var ya yani hmm. aslında onun gibi yani orada da sıfırlamaya çalışıp insan beynine daha da hasar veriyorsun. Aslında burandan sel yakan bir hale gelirsin. Çünkü zaten beynin Aa, bak dur aslında şöyle diyeyim hatta data aslında esas ironiyi yaratan bu senin dediklerinin ters taraftaki ironik karşılığı sağlaması da o. o. da tam tersi onu bunları senin söylediğin her şeyi kazanmaya çalışıyor ya. Korku, travma, mutluluk, arkadaşlık, se ya bunlar çünkü hepsi birbiriyle bağlı. E, travma yaşamadan ya da bir kayıp, bir korku yaşamadan belki affetmeyi öğrenemeyeceksin, barışmayı öğrenemeyeceksin. Neye barışacaksın ki Senin için her şey barış olur. Biraz işte Picard'ın o savunduğu Prime Directive ve işte genel olarak bu travmaların silinmemesi ama tamir edilmesi, tedavi edilmesi süreçleri çok daha değerli oluyor insan beyni için. Data da bunun diğer taraftaki örneği ki burada da aslında benzer. Ya datanın gününde atladığımız bölümde sen bahsettin biraz. Sonraki bölümlerde korku üzerinden bunu biraz daha anlatacaklar. Ya işte burada ama asıl konu şu bence. Ee, şu dönemde ki 90'lar da böyleydi. Savaşa savaşla karşılık verip hani biraz kan davası da meşhurdur ya Türkiye'de. Böyle aşiretler bilmem ne. O benimkini öldürdü, ben onunkini öldüreceğim. İşte onun kadını bir şey yaptı, biz onun çocuğunu öldürdük. Ha, ne oldu? Ha, tamam. Ceren geldi bir şey sordu da kaçtı. Ha, okay. se selamlar evet, Ceren. Ceren şöyle yaptı. Yani e, bu iş sonuca götürmüyor. Ve bu aslında travmaları iyileştirmiyor. Travmayı arttırıyor ve bu nesilden nesile aktarmaya başlıyor. Zaten Star Trek'te insanlığın kurtulduğu noktada bunlarla yüzleşmesi... Bak sen de kaç dördüncü sezondayız. Kaç bölüm konuştuk Hı -hı. herhalde. Yüz bölüm oldu mu bilmiyorum. Bayağı oldu. Hep bir mahkeme sahnesi var ya. İlk sezonun ilk bölümünden bugüne kadar ve hala devam edecek. Bu yine mahkeme sahneleri var. Hep böyle bir o sorgulamaya giriyor insanlık. Ve bunlar hep barışa doğru ya da hatalarını kabullenerek. Ve hatta haklı olsa bile. Mesela burada da onu yaşayacağız. Ben Maxwell aslında haklı çıkıyor bir nevi. Picard da bunu biliyor. Hı -hı. Ve diyor ki kardeşyalara. Diyor ki, siz o gemide... Boşuna cemirik saklamazsınız. Belli ki silah bulunduruyorsunuz ya da bize saldırmayı planlıyorsunuz. Bunu biliyorum. Ama girmeyeceğim geminize. Çünkü o zaman bu barış konuşmasını yapıyor olmayız. Ya bu çok önemli işte. Bence bu dünyada bayağı unutulmuş durumda şu anda. Evet, Star Trek gibi dizinin bunu 91-92 yılında söylemiş olması da bayağı güçlü. E o işte yine şey dönemleri ya abi. Körfez krizleri Irak'a girilmiş falan, falan bir takım ortalık karışık. Nükleer var oluyor. sizden Nükleer diye Amerika'nın her yere girdiği. <laughs> falan. yani onların da gündeminde sürekli var sonuçta böyle bir şey. İşte şey tartışmalı bir konu mesela. Yani, yani hakikaten 3 gün 5 gün sonra sana çakabilecek bir düşmanın silahlandığını görüp bir şey yapmak mı yapmamak mı? İşte bu artık şeye geliyor biraz. Savaş sanatı mı bu yoksa işte İngiliz yani Barış sanatı. Ee, barış sanatı mı bu? Veyahut da öte yandan işte şey mi? Ne bileyim etik ve ahlakla alakalı bir konu oldu. bu? Yani e, çünkü karşı tarafın kardas yıllarının silahlanabiliyor olması federasyona karşı kazanabilecekleri anlamına gelmiyor ya hiçbir noktada. da. Hmm. Yani Bir tane gezegensin sen. Yani ya da bir 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 klansın yani. İşte bir noktada e, klingonlarla da çok ciddi savaş geçmişi var federasyonu falan. Yani şey bana bu bu açılardan çok ilginç geliyor ya. Bir şekilde bu federasyon yapısının <gülüyor> çalışması <gülüyor> her geçen bölüm. Ulan iyi tutduruyor federasyon. Ne diyorsun yani? Ama bak bu dediğinle ilgili bu bölümde çok güzel bir detay var. Bu dediğin aslında bir mantık hatasına yer açabilir. Çünkü şöyle düşünebilirsin. Ha federasyon zaten çok güçlü yani. Eliyle bir vursa barış. Ama diyor ki başta üstse bağlanıyor ya federasyon. Abi Picardcığım ne yaparsan ya barış yap. Şu an çok Hı -hı. kötüyüz. Dolanma, molanma kalmadı. Bok yedik. Para da yok. <laughs> Abi. Aman canını yiyip o açığı kapatıyorlar bu dediğin açığı. O kadar güçlü değil zaten. yani şöyle dandik bence kötü yazılmış bir detay vardı ya şeydi. Borg'ların saldırdığı bölümde sezon evet, 4 evet. bölüm 1. Hemen bir geliyor, Borglu Küp bütün federasyon gemilerini patlatıyor. Yani, <laughs> yani. Orada savunma yapan 10 gemiyi patlatsa zaten yeterince güçlü olacak. Ne bütün federasyonun gemilerini patlattırdınız orada? O da bir saçmaydı yani. <laughs> eee evet. İşte hemen başka gemiler varmış al filan. Yani işte zaten baksana kıdemli bilmem ne adamın gemisi hala kaçıyor bir yerlerde. Demek ki o Star Trek bölümünde yanlış yazılmış. Şey, Borg bölümünde yanlış yazılmış bir şeyler de var. Sektördeki herhalde gemilerin hepsine hasar veriyor filan demek lazım. Yani işte şey tam yazılmıyor. Tam yazılmaması da bence güzel. Ama bazen insan şey kafasını kurcalıyor. Arka bu federasyonun kaç gemisi var? Yani <laughs> Bir de nasıl 100, üretiyorlar? Bin, bin, mi? Çünkü mesela vakti zamanda verdikleri Klingon Savaşı ki daha sonrasında Star Trek Discovery'de e, bu şeyin CBS ve Netflix'in ortaya attığı yeni dizide işleniyor baya. Klingonlar kan kusturuyorlar federasyona baya mesela. Yani işte çok iyi savaşçı oldukları için falan filan dönüyor ama aga yine uzaydayız ya çok iyi savaşçı da olsan yani şey bu biraz donanma savaşlarını özellikle böyle Pasifik'te falan işte hani 2. Dünya Savaşı 1. Dünya Savaşı Tabii, okuyanlar olduysa ha yani evet taktik olarak çok üstün bir donanman olabilir ama neticede bir yerde sayı, sayı kazanıyor. Çünkü tamir edilmesi gerekiyor gemilerin. Bakımı var, masrafı var falan filan. Yani şey mesela bu bölümde bana ilginç geldi. Aman abi sen burada barışı koru diyorlar işte Picard'a. Herhalde o stratejik bir tercih. Koskoca federasyon bir tane Kardasyalılardan korkmuyordur. Bu Kardasyalılar başımıza ne kadar bela olabilir ki canım. <laughs> ya bu senin ya bu bence bak bunu ne kadar beğensem de Borg bölümündeki gibi kötü bir açığı kapatmak için eklenmiş kötü bir diyalog aslında o. Yani aman abi şimdi millet demez mi bize? Ale el alem ne der? Bunu kapatmamız lazım gibi yazmışlar. Yoksa dediğin data... Ya belki bir yerlerde vardır. Belki biz kaçır ya da ben kaçırmışımdır ama yok yani. hani Ki bir yandan da şey düşünüyorsun. Hadi bak tamam gemi vardı bunu yetecek kaptan var mı? Yapay zekayı nasıl ayarlıyorsun? O bilgisayarları nasıl yapıyorsun? Ee, ev, o taş yerleştiriyorsun o warp hızına çıkacak onlar yeterli sayıda var mı falan. Bu detaylar hiç verilmedi yani. En azından şu ana kadar dizide verilmedi. Şeye geldik ya iyice. İşte araba alıyoruz da otopark yok abi. Yüreğe yer altı falan bir şey yapsın. <laughs> abi, her gemiye aldın hangi uzay starbase'e koydun abi. <laughs> ya çünkü mesela Stellaris. Yani seyirciler de, arada ismi geçiyor biz Çok yani böyle aslında Star o, Trek gibi öyle. bir Evreni anlamak da çok işe yarayan bir bilgisayar oyunu Stellaris. Oynamadıysanız bir ara bakın. Güzeldir. Yani Stellaris, hakikaten iki gemiyle, üç gemiyle başlıyorsun. Ulan imparatorluk genişledikçe hele bir de alliance falan yaparsan bizir bizir böyle artık ulan kaç gemideyiz, <laughs> nerede bizim filo falan yani şeyini kaybediyorsun. Aa oradan burada filo unutmuşum falan oldu mu oluyor yani. <laughs> yani. Galaktik Federasyon bayağı büyük bir şey yani. Tabii canım ee, takip edemezsin, ha? çıldırırsın. Güzel bu bölüm şey de güzel bu arada onu da söyleyeyim. Yani e, öteki kaptan da böyle direkt kötü adam falan gibi değil. Hatta baya aklı başında bir adam gibi duruyor bir noktaya kadar. Gul Maset. Gul Maset Hem o hem de bizim kaptan aslında şeyin Phoenix'in kaptanı yani işte ha, zaten şey güzel. hani ikisi de makul adamlar ya burada hani böyle şey gibi değil hani Gul Maset bir şey. Kardeşim bak savaş çıkar falan filan deyip biraz kendini sinirli yapıyor ama o da böyle şeyler gibi değil. Kötü kötü elfler neydi dizideki? Romulanlar. Romulanlar. Romulanlar mesela hep kötü ya. Hemen, hemen. bir önceki bölümde de mesela Romulan çıktı. Hemen ihanet etti falan. <gülüyor> <gülüyor> yani Romulanların bu artık e, ihanet ihanet oğlu halleri çok insanı sıkmaya başlıyor. Bizim ee, Kayseriler bile daha iyiydi ya. Neydi Kayseri kürkümüzün. Ferengilerdi. Ferengi de. Onlar bile biraz daha saf en azından. <laughs> Yani şeyi bir tık kısması lazım ya. Aslında bir bölüm onu yaptılar. O benim daha hoşuma gitmişti. Hani böyle Jordi ile bir tane Romulan aynı ha. gezegene düşüyorlardı. Sonra dostluk kardeşlik falan derken. Abi biz de insanız falan. Veyahut da işte yine bir tane kaptan Romulanlar pistir falan deyip iyi kaptan geçiyordu diye bizim tarafa falan. Evet. Şimdi diyorsun ki o herhalde Romulan karakterleri de iki boyutlu yazmayı bırakacaklar. Hemen bir önceki bölümde daha Data'nın şeyinde -he -he -he, falan diye <laughs> şey yaptılar kendilerine. Kardashian'ları biraz daha burada detaylı vermişler. Ee, Kardashian ırkı Star Trek'in geleceğinde çok göreceğimiz bir ırk bu arada. Haberin olsun. Aa güzel. ilginç detay. Tabii. Aynen. Ya zaten, za söyleyeyim. Zaten bunları biraz ben artık şey istiyorum yani bu kadar ırk verdin şey verdin. Bir yerde bunları görelim yani kullanın. Bir daha bir daha izleyelim. Biz sen de ne yapalım biliyor musun? Bir gün şeye girelim ya. Star Trek Online'a girelim. Olur. Çok Star Trek Zaten online oyun iniyorum. Şeyde... Arıyorum. Star Trek Online'da ben şeyi çok beğeniyorum bir de. Timeline seçiyorsun. Yani ya klasik seri döneminde giriyorsun oyuna ya TNG döneminde giriyorsun. Ya TNG sonrası ya da Discovery döneminde filan girebiliyorsun. Güzel. Görselleri ve karakterlerin üniformaları ve gemilerin hızları ona göre değişiyor. Dört farklı serverı varmış gibi düşün oyunun yani. Süper. Ee, orada böyle artık bir de şey var ya işte federasyona dahil bütün ırkları seçebiliyorsun. Atıyorum klasik seride girersen klasik seride şey yok. Klingonlar düşman olduğu için o dönem Klingon karakter oynayamıyorsun. İşte ha. TNG geçince Klingon karakter oynayabiliyorsun Aa, falan gibi güzelmiş, böyle güzelmiş, bir... güzel yapmışlar. Ha, MMO, MMO, aslında şöyle yani başladıktan sonra MMO questleri yapmaya başlıyorsun. Sen yine MMO'nun o kısmından sıkılırsın. <laughs> Ama böyle şey güzel yani. Aa kardeşinler çıktı lan çok meşhur ırk falan mesela bunlar benim için. Şimdi bazı insan ilk kez görüyor falan. Devamında bakalım neler yaşayacaklar. Vallahi güzel olur. Bir, bir tür denemek isterim ya. Star Trek'le ilgili her şeyi tüketmeye hazırım. Okey. ve... Ee, Şeyi de söyleyeceğim. Şey. Bu bölümde Maxwell de Ryker'ı görünce Ryker'a da bir böyle şey çekiyor ya. Ela sen de aslansın falan çekiyor ya. ya. Evet. Şey de güzel. Yani Ryker'ın kendi gemisini hak eden bir adam olduğunu mesela kaptanlar arasında biliniyor demek ki. O benim dikkatimi çeken bir muhabbet oldu bu bölümde. Ee, hani şey diyor bu Borg işini iyi çözdüm falan filan de bir küçük bir kıp satıyor. Yani Ryker aslında biliyorsun kaptan seviyesinde bir herif. Yani kaptanlığa geçmiyor ama Kaptanlığa geçmiyor olması diğer kaptanlar arasında bilinen biraz. bir şey. O yüzden o da namını görüyor hani böyle şeyi var. Onda bir ağırlığı oluşmuş demek ki. Onu da hissediyorsun. Ki Ryker'ın e, arkını da güzel geliştiriyorlar gibi hissediyorum bu sezonda. Yani First Contact bölümünde yine onda konuşacağız. Hmm. Ya bu bölümle ilgili yani benim de son diyeceğim e, gerçekten şey yorucu ya bir, bir yerden sonra nefretle yaşayıp ona alışıyorsun diyor ya Picard ben Maxwell Hı -hı. için ve ve şeye gözüküyorlar o daha da aslında irite edici hiçbir şey yokmuş gibi aslında O'Brien üzerinden bunu anlatıyor o diğer mühendis elemanla konuşurken ona önce Hı -hı. kötü davranıyor sonra yaklaşıyor sonra açılıyor ki bunda Keiko da yardımcı oluyor bu da güzel bir detay ya yani Keiko Hı -hı. evlenmiş olması onu geliştirmeye başlıyor falan. Yani savaşla yaşamak, beslenmek işte bir sonuca vardırmıyor. Yani günün sonunda hiç alakası olmayan ya da sadece işine bakmaya çalışan ya da mutlu bir hayat yaşamaya çalışan biri, O'Brien'le gelip onların teknolojilerini örnek almaya çalışıyor. Aslında gıptayla bakıyor yani. Zaten hani bir üstün görmek gibi değil de hani alıp kopyalamak ve kendini geliştirmek istiyor. Yani o da savaş derdiyle gelse, belki O'Brien de tepki verecek. İşler büyüyecekti. Hani biraz iki tarafın da yaşadıklarını sadece tepedekilerin yaptıklarıyla kıyaslamamak lazım. Hmm. E, Picard da bunu çözüyor yani zaten Picard da bu yüzden değerli. Var mı ekleyeceğim başka bir şey? Ee, yok abi bu, bu bölümdeki şey diyalogların hoşuna gitti mi? hoşuma gittiğini söyleyeceğim sadece. İşte O'Brien'da kaptanın böyle bir son konuşup bir de bir savaş şarkısı türküsü söylemeleri Çok tatlı. Böyle <laughs> Igart'la Max Verin baş başa yaptıkları konuşmalar. Yani böyle akıllı akıllı insanların akıllı akıllı konuştukları sahneleri genel üzülmüşsün. olarak görüyorum artık. Yani özlüyoruz bir de hakikaten. Ee, hep söylüyoruz yani yeni dizilerde artık yavaş yavaş azalan yerini böyle aksiyona veyahut da bullshit random bullshit go. Çünkü yazarlar da eskisi kadar akıllı değil. <laughs> güzel bir bölümdü bence o açıdan hani övgüye layık bir bölümdü. Kesinlikle ve bize de baya baya konuşacak malzeme verdi. O zaman 4. sezon 12. bölüm Wounded'ı kapatıyoruz. Bir sonraki bölüm olan 13. bölümde konuşacağız. Devil's Due bölümünü. O bölümde tekrar görüşeceğiz. Eski videolara da playlistten ulaşın. izleyin. 4. sezonu yakında bitirmeyi hedefliyoruz. Hemen bize yetişirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.